Daha sert. Az önce yaptığımız gibi kırılmaz. Aralarında çok değerli konuşmacıların ve aynı zamanda çok değerli firmaların bulunduğu SDN Summit etkinliğine ben de geldim. Bu etkinlikte sizlerle birlikte etrafı gezeceğiz ve birçok standı deneyimleyeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Hadi şimdi başlayalım. Etkinlik alanına girdim. Burada hepsi buradanın standı var. Yeni gelen üyelere hediyeler veriyorlar. Aynı zamanda BluTV üyeliği var. Ücretsiz bir şekilde. Yine burada Google'ın yeni tanıttığı yapay zeka uygulaması var. Aynı zamanda Monster Notebook'un deneyim alanı görüyorsunuz. Bakın şöyle en performanslı laptoplar burada, gaming laptoplar sergileniyor. Bu tarafta Samsung'un standı var. Standı her yerde görüyoruz. Binance burada bulunuyor. Muhtemelen bilgi ve tanıtım amaçlı. Zoya aksesuar var. Burada birazdan jump tırmayı deneyeceğiz. Evet, bir YouTube arkadaşımızın şu an ürün deneyimini şu an birlikte çekiyoruz. Evet, sizdeyiz. Başlıyorum. Daha fazla. Kırmaya çalışıyoruz. Az önce yaptığımız gibi kırılmaz. Bunun takibi, aldığı basınç, nereden geldiği ve kenarını ne kadar kuvvetle yapıldığı. Bu cam. Şimdi bu cam çıkardım. Şu an çıplak. Altta bir zemin yok. Bakın hiçbir şey yok camda. Cam olduğunu da ispat edelim. O yüzden arkadaşlar ürün alırken iyi inceleyelim. Doğru araştıralım. Bu ürünlerin tamamı zoraaksesuar.com'da, YouTube kanalında, Instagram kanalında var. Bilginiz olsun. Benim en çok sevdiğim ve ilgi duyduğum, hatta şu anda size çekim yaparken destek aldığım, gimbal olarak kullandığım DJI markası. DJI'nin yeni dronlarını görüyoruz. Aynı zamanda kamera sabitleyicileri var. Yine burada DJI Avata var. Şöyle. Bakın yeni çıkan DJI Pocket da burada. Biraz önce baktım. Görüntü kalitesi gayet iyi. Yine DJI'nin aksiyon kameraları bunu. Hemen dışarıda zaten deneyim merkezi var. Bu arada canavar da burada. Harika bir ürün. Şöyle devam edelim. Ninebot var. Eğer takip ediyorsanız Doğan Kabak Ninebot'un bir inceleme videosunu çekmişti. Böyle alternatif enerjili araçlar olarak gerçekten iyi bir konumda diyebilirim. Yine ülkemizde Bilkom güvencesiyle satışa sunuluyor. Bakın burada alternatif enerjili araçlar var. Mesela XEV Yoyo var. 2023 yılında üretilmiş. WLTP bölgeleri 150 km. Yani muhtemelen 100 km net bir menziliniz olacaktır. Aynı zamanda şöyle Eli Zero Plus var. Eli'nin içindeyiz. Çok merak ediyorum çünkü ben de ilk defa bineceğim. Şöyle bakalım. Kamerayı kendime çevireyim. Evet, şimdi beni görüyorsunuz. Aslında içeride çok böyle ferah bir alan var. Kapıyı kapatayım. Bir de ses yalıtımını görmüş olalım. Şimdi şöyle göstereyim bakın sizlere. Bakın. Böyle küçük bir direksiyonumuz var. Önünde bir tane ekran var. Bence gayet işlevli bir ekrandır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bakın burada USB çıkışları bulunuyor. Yine burada bakın havalandırma var. Ama klima özelliği var mı bilmiyorum. Şu anda park modunda. Şurada bir saklama alanı bulunuyor. Şurada bir saklama alanı daha var. Kiz aynası ve üzerinde hemen şöyle bir sunroof var. Açmak için böyle kullanılabiliyor ama çok rüzgarda nasıl bir tepki verir bilmiyorum. Yine bir tavan aydınlatması var. İki kişi çok rahat bir şekilde bu aracı kullanabilirsiniz. Çok tatlı olmuş bence. Şöyle kapısı falan göstereyim. Şimdi çıkmak için böyle basıyoruz, açılıyor. Ve rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. XEV var. Bu biraz daha profesyonel ona göre. Yani bu daha çok araç formunda. Şöyle bunun da içerisine binelim.
Bakın burada yine vites seçicilerimiz var. Bunlar camlarımız otomatik. Aynı zamanda reflektörümüz bulunuyor. Yine klima var bunda. Diğerinde sanırım sadece havalandırmaydı. Bunda klima da var. Yine şöyle cam tavan bulunuyor. Oldukça güzel arkadaşlar. İçerideki alan gayet iyi ama biraz önceki araç çok daha genişti. Neden? Çünkü ortada bir bölme yoktu. Bunda ortada bir bölme var. Ama bu daha çok araç formunda size araç gibi hissettiriyor. Yani o biraz daha alternatif duruyordu ama bu gayet iyi. Şöyle kapı kol dayaması falan da kullanışlı olmuş. Direksiyon normal araçların boyutunda. Çıkmak için manuel açıyoruz. Bunun havası biraz daha premium gibi yani. İçteki detayları falan gayet iyi olmuş. Bagaja bakalım burada. Evet bakın buradaki bagaj güzel yani, bir tane çanta yanına, bakın bir tane kutu koymuşlar bunu deneyimlemek için muhtemelen. Yani fena değil bence böyle bir araç için, zaten çok da bagaj olmamalı çünkü ağırlık arttıkça menzil düşecektir. Şimdi bir de dış taraf var, oraya bakacağız. Hava birazcık rüzgarlı olabilir, umarım seste problem yaşamıyoruzdur. Burada DJI'ın deneyim alanı var. Burada drone uçurmayı bilseniz de bilmeseniz de size kısa bir eğitim vererek öğretiyorlar. Aynı zamanda bu deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Bakın Avata'yı yapıştırdı tellere. Hepsi burada. Yine burada havadan taşımacılıkla alakalı bir çalışma yapıyor. Onunla ilgili biraz önce de hepsi burada, CEO'su zaten bahsetmişti. Yine Ninebot'un bir deneyim alanı var. Yani çekim yapan olmadığı için deneyimleyemiyorum ama hani en azından deneyimlenenleri sizlere gösterebilirim. Mesela Segway modeli oldukça güçlü. Bununla offroad yapanlar vardı. Bizim de en çok ilgilendiğimiz alanlardan bir tanesi yenilenebilir enerji kaynakları. Bakın burada bir turbo rüzgar türbini var. Şimdi kar mekana geldim ve çizilme testi yapacağız. Bu PPF kaplama mı oluyor? Evet, bu ürün PPF kaplama. Şu an parça olduğu için böyle gözüküyor. Hemen testimizi gerçekleştireceğiz. Evet, burası gerçek yüzey mi arabanın? Evet, gerçek yüzey. Orayı da çizebilirsin. Sıkıntı yok. Hayır, ben şey deneyeceğim sadece yani. Kaplama yaptım. Orası kaplama yapılan bölüm. İsterseniz buraya doğru çizelim. Buraya da çizebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Aradaki farkı görelim hep beraber. Yani çok fark var arada. Şöyle. İnanmıyorum. İki güzelim araba. Burada en küçük bir darbede zaten çok belli oldu. Aracın yani orijinal boyası olduğu için direkt boya hasar görüyor. İsterseniz siz sökün. Olur. Şöyle devam edeyim. Ben de yerini koyalım. Oh, bayağı zor kalkıyor. Pardon. Yani hiçbir şekilde yani burada hasar görmeyen bir şey olmadı. Bir evet. Burası da görüyorsunuz. Bu artık kalıcı mı? Evet, o kalacak. İşte yaptırmazsak hasar böyle kalıcı olacaktır. Yani bence gayet başarılı. Teşekkür ederim test için. Çok sağ olun. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Kendim için güzel bir alan buldum. Hemen burada kapanış yapacağım. Sizler için burayı gezdim. Sizlere bir şeyler göstermek istedim. Yani umarım etkili olmuştur. Gerçekten güzel bir etkinlik. Bu etkinlik için Muğla'dan kalkıp İstanbul'a kadar geldim. Ve hem kendim için hem de sizler için bir deneyim oldu. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.